Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda mikroservis nedir, mikroservis mimarisinde nelere dikkat edilir, bileşenleri nedir, hangi alanlarda bize fayda sağlar bunlardan bahsetmiştik. Şimdi de Visual Studio 2019 kullanarak ASP.NET Core üzerinde bir REST API geliştireceğiz ve bunu öncelikle API Gateway projesine, API Gateway mantığına uygun olarak geliştireceğiz. Bu videoda hep birlikte API Gateway kurarak uygulamamız içerisinde API Gateway'in yönlendirmeleri nasıl yapacağımızı göreceğiz. Daha sonra uygulamamızı daha sonraki videolarımızda Docker üzerinden GitHub ve Jenkins pipeline'ini kullanarak Docker üzerinde konteyner olarak ayağa kaldıracağız. Öncelikle giriş yaparak hemen bu videoya başlayalım. Oluşturmamız gereken proje hemen buradan Create New Project diyorum. Ben 2019 kullanıyorum. Visual Studio 2019. 2017'de de kullanabilirsiniz. Fark etmez. ASP.NET Core Web Application'ı seçtim. İleriye bastım. Buraya pet'imi yapıştırdım. Bu pet'e create edeceğim. Uygulamamızın solution'ının adı Micro Services olsun. İlk oluşturacağım projede API Gateway olacak. API Gateway. Hatta bunu şöyle yapalım. Bu klasör. Yok, bu direkt böyle çalıştırabiliriz. Create dedim. Şimdi boş bir tane API istiyorum. Yani empty istemiyorum. API mantığında hemen içerisine örnek controller'ların vesairenin geleceği bir yapı olsun. Buradan API'yi seçiyorum. ASP.NET Core 3.1, 3.2, 5.0 hangisi yüklüyse onu seçebilirsiniz. 3.1 uygundur. Şu an için Docker support istemedim. Daha sonra Docker'a bu konteyner olarak ayağa kaldırmak istersek bu projeyi içerisine kendi Docker file'ımızı ve Docker Compose'umuzu yazarak çalıştıracağız. Evet, proje açıldı Visual Studio üzerinde. Bir tane solution'umuz var. Microservices. Altında bir API Gateway var. Şimdi geliyorum buraya hemen bir klasör oluşturuyorum. Şimdi API Gateway bizim için ne görev yapacaktı? Daha önceki videomuzu hatırlarsanız API Gateway'e gelen istekler başka adreslere, başka projelerdeki başka adreslere yöneleceklerdi. Şimdi de hemen bir tane servis oluşturmak için buraya bir klasör yarattım. İsmine de services diyeceğim. Visual Studio içerisinde burada oluşturmuş olduğunuz klasörler bu uygulamanın fiziksel klasörü altında görünmeyecek. Bu sadece burada sanal bir klasör yapısı. Burada bu klasör içerisine yeni bir proje oluşturmak istersem eğer buradan hemen bir tane yine REST API oluşturmak için burayı seçiyorum. Bakın burada bu services'in altında bakın burada services diye bir klasör olmayacak. O yüzden buraya services yaratacağım. Projemizde contact API olsun. Contact API klasörü olsun bizim için. Services klasörü yaratacak bir tane. İçerisine de contact API yaratacak. Projemizin adı contact nokta API olsun. Create dedim. Evet, yine bir API projesi istiyoruz. Bir proje daha yarattım buraya. Hemen contact projesi geldi buraya. Bakın hemen şeyi göstermek istiyorum size, klasör yapısını. API Gateway kendi içerisinde bir klasör. Services diye bir klasör oluşturmuştuk. Onun içerisine contact API açtım. Contact API'nin içerisinde de artık file'larımız var. Aslında direkt şöyle yapabilirim. Bu iki tane contact API oldu iç içe. Yani contact API, contact nokta API. Gerçi burada şeyleri de tutacağız, diğerlerini de tutacağız. Tamam, bu burada kalsın. Bunu küçültelim. Contact API'miz var burada. API Gateway'imiz var. Önce API Gateway'den başlayalım. Pardon, önce Contact API'den başlayalım. Şimdi içerisinde Weather Forecast Controller yarattı bir tane default olarak API modelini istediğimiz için. Ben bu controller'ı sileceğim. Sildim. Bunun kullanmış olduğu class var burada. Bunu da sileceğim. Mikroservis mimarisinde projelerin birbirinden ayrı olması gerektiğini söylemiştik. Bu Contact API bizim için Contact API. Bu servisin altına ben başka bir proje daha yaratmak istiyorum. Yine Core Application'ı seçtim. Microservices. Hemen diğer taraftan gelip buradan artık klasörümüzü elle de oluşturabiliriz. Bakın Services'in altında Contact API vardı. Ben şimdi bir de
REST API oluşturuyorum. REST API. Bu klasörü de buraya vereceğim. REST API. Uygulamamızın ismi de Reservation API olsun. Bunu da yarattım. Yine API olsun istedim. Services klasörü altında iki tane API'im var. Contact API, Reservation API. Bir tane de dışarıda API Gateway'im var. Bu API Gateway kendisine gelen istekleri Contact API'ye mi yoksa Reservation API'ye mi olduğunu anlayarak ki onu konfigüre edeceğiz. Oraya gönderecek. Bu ilgili projeye gönderecek. Şimdi Contact API'de yapmıştık. Reservation API'de de hemen gelip bu kullanmayacağımız dosyaları silelim. İki tane boş API'miz var. Bir tanesi Contact API, bir tanesi Reservation API. Şimdi öncelikle Contact API'ye gelelim. Bunu bir Set as Startup Project dedim. F5'e bastığımda default olarak bu çalışacak. Çalışmadan önce hemen bir ayar yapalım. Gelelim programa. Ve builder use URL dedim. HTTP yıldız nokta 2 nokta pardon 9000. 9000 portundan çalışsın dedim bu uygulama çalıştığı zaman. Tabi burada dependencies'in altında pardon properties'in altında launch settings var. Burada her bir profile için aslında IIS Express'te hangi default'ta hangisinin açılacağı var, hangi URL'in başlayacağı var. Contact API yayınlandığı zaman başka bir uygulamada application URL olarak hangisi kullanılsın, launch URL olarak hangisi kullanılsın, browser'da hemen açılsın mı vesaire gibi. Ortam değişkenlerinin development olduğu, development ortamında çalıştığı vesaire söylenmiş. Biz şimdilik şunu da kaldırabiliriz. Şimdi bu, evet hemen bir F5'e basalım. Contact API'miz bir çalışsın. Tabii şeye gidecek, weather forecast'e gidecek ama onu bulamayacak çünkü az önce sildik. SSL'de bu kullanılıyor. Şurada startup'ın içerisinde HTTP redirection var. Onu da kapattım. 443 olabilir ama tabii ay birden fazla proje ayağa kaldıracağımız için 443 portunu kullanan birden fazla proje olamayacağı için bunları böyle şekillendirebiliriz. IIS Express'te çalışırken 9000 portunda çalışsın. Weather forecast değil. Şimdi bir tane controller ekleyelim bunun içerisine. API'ye geldim. API controller istiyorum bir tane. İsmi de contact olsun. Contact controller. Evet, bir tane controller'ım var. Dışarıdan çağrılma şekli web sitesinin adı, portu, slash API, slash controller'ın ismi. Controller'ımızın ismi burada contact. Şimdi .NET Core'da dependency injection gelmişti. .NET Core'un temellerine inmeyeceğim burada. Ama dependency injection'ı burada kullanacağız. Şimdi contact API'ydi bu. Ben şu services içerisine bir klasör daha açmak istiyorum. Contact API olsun. Ne demiştik? Burada yarattığımız zaten diğer tarafta gerçek klasör yapısında eşleşmeyecekti. Buradakiler sadece sanal klasörler. Bu kontak projesini bunun altına taşıdım. Bir tane daha klasör açacağım. Ona da Reservation API diyeceğim. Reservation ile ilgili API'yi de bunun altına taşıdım. Niye böyle yaptım? Şimdi buraya birkaç tane daha klasör açacağız. Ne açacağız mesela? New Project. Bu sefer .NET Core Web Application'ı seçmiyorum. .NET Core Class Library'yi seçiyorum. Bunun sebebi de tabi burada yine şeyi seçelim. Services Contact API. Contact API'nin altına açacağız bunu. Bunun sebebi şu. Contact API nokta infrastructure yazamadım. Infrastructure. Bunun sebebi şu aslında. Bu bir proje demiştik. Evet, bir web API bu. Ama bunun kendi içerisinde de ayrılması gereken durumları olacak. Ayrılması gereken modelleri olacak. Ayrılması gereken interface'leri olacak. O yüzden hemen interface'leri create edebilmek için infrastructure oluşturdum bir tane. Hemen bunu siliyorum. Bir proje daha oluşturacağım hemen hızlıca. Yine class library .NET Core. Geldim buradan yine services'in altında contact API'yi seçiyorum. Bakın infrastructure hemen geldi buraya. Buna da
Contact, API, Models dedim. Burada da modellerimi saklayacağım. Bir tane daha açacağım. Bunun altında da servislerimizi saklayacağız. Gerçekten artık business işini yapacak servislerimizi saklayacağız. Geldim buraya hemen. Contact.api.services. Tamam, servisler burada artık. Şimdi hemen bir tane kontak servise ihtiyacımız var. Kontak servis. Kontak servisten önce bu kontak servisin hemen interfaces'ini oluşturalım. Buradan class dedim. Şuradan interface'i seçebiliriz. iContactService.cs. Hemen bir interface geldi. Public olsun dedim buna. Şimdi bu interface artık contact.api. Gerçekten sadece API görevini gören bu uygulama içerisinden çağrılacak. Bunu orada kullanacağız bu servisi. Bu servis o yüzden dışarıya bir model dönecek. Hemen bir model yaratalım. Bir kontak modeli yaratalım. Pardon. Evet. Add class. Contact diyorum ismine. Contact olabilir direkt. Public. Hatta contact DVO diyelim bunun ismine. Hatta DTO diyelim. Data Transfer Object. Prop hemen integer bir ID'si olsun kontaktın. Bir tane string name verelim. First name olsun. String last name olsun. Bir de full name olsun. Bu full name de şöyle olsun. Formatı string için hemen başına dolar işaretini koydum. Bu string içerisinde süslü parantezler içerisinde ne yazarsam benim için kod satır anlamına gelecek. First name gelsin, boşluk. Last name gelsin. Full name çağrıldığında bu iki bileşen birleştirilerek geri gönderilsin. Ne hatası aldık? Cannot become integer. Pardon, integer kalmış. String olarak tanımladım. Full name. Tamam. Bir tane contact DTO'm var artık. Bu contact DTO'yu bu bizim iContact servisimiz geriye dönecek. Public iContact DVO dönecek geriye. Hemen burada kontrol noktaya basarak veya şuradaki oka basarak. Evet, bu contact API modelsin içerisinde bunu referanslara ekleyeyim mi dedi. Ekle dedim. Buraya referans olarak eklenecek bu proje şimdi. Evet, eklendi. Sonra yine kontrol noktaya basarak bunu using bloğuna eklemesini sağladık. Contact DVO. Geriye de get contact by ID olsun. Integer bir tane de ID parametresi alsın. Böyle bir şey olsun dedik. Şimdi kontak servisimizin interface'ini kopyaladım. Geldim. Burada hemen servisin altında bir tane servis yaratacağım. Contact servis dedim. Contact servis. Bu interface'ten türeyeceğini söyledim. Hemen başına public koydum. Bu interface'i hemen şuradan böyle ekleyelim. Şuradan project reference dedim. Interface'ler bunun altında tutuluyordu. Okey dedim. Bunu ekledi. Hemen yine kontrol noktaya bastım. Infrastructure ekledi. Şimdi bu interface'in içerisindeki modelleri oluşturdu. Projeleri metodları buraya almak için hemen başında bir ünlem çıkmıştı. Bastık ona. Implement ettik içerisindekileri. Şimdi bu servis artık gerçekten burada geriye bir tane contact DTO dönecek geriye. Bunu gidip şu an veri tabanından da alıyor olabilirsiniz. Ama ben o kadar uğraşmamak adına hemen burada rastgele bir tane yaratacağım. New contact DTO. ID'si var demiştik. Dışarıdan gelen ID'yi setledim buna. First name'i vardı. Salih diyelim hemen. Last name'imiz vardı. Can Tekin. Full name'e bir şey vermeme gerek yok. Çünkü bu ikisinin birleşimini alacaktı. Bir tane servis yaratmış oldum ben. Artık contact servis isminde ve içerisinde get contact by ID diye bir tane metodu olan. Şimdi geliyorum. Dependency ise buraya project dependencies services ekliyorum. Modeli ekliyorum. Infrastructure ekliyorum. Bu model artık buradaki servise erişebilir olacak. Şimdi öncelikle bir tane controller, hemen kontak controller'ımız yaratmıştık. Bu kontak controller içerisinde burada kontak servisi kullanarak bu şeyi çağırmış olalım.
Veriyi çağırmış olalım. Buradaki veriyi çağırmış olalım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi contact controller'da biz bu servisi nasıl kullanacağız? Dependency injection burada devreye giriyor. Hemen startup'a geliyorum. Bu controllers'ın altına services.addScope diyorum. Burada eye contact service ve contact service hemen yapıştırdım şöyle. Hemen şunları using'e ekleyelim. Şimdi burada scope, transient ve singleton isminde 3 tane metodumuz var. Bu üçünün de görevleri ayrı ayrı. Biz burada scope'u ve singleton'ı daha çok kullanacağız ama bugünkü projemizde sadece scope olacak. Bu dependency injection şunu yapacak. Bu proje ayağa kalktığında ben ne zaman şu interface'e ihtiyaç duysam benim için gidip bu class'ı yaratacak ve o class'ı bana verecek. Bu class'ın içerisinde ne var aslında? Buradaki interface var. Dolayısıyla burada vermiş olduğunuz class buradaki interface'ten türemek zorunda. Dependency injection için interface'i kopyaladım, controller'a geldim. Peki ben ne demiştim? Ne zaman ben buna ihtiyaç duysam bana bundan ver demiştim. Buna ihtiyaç duyduğumu nasıl belirteceğim? Constructor'da, class'ların constructor'larında parametre ismi olarak bize tıpkı parametre gönderiliyormuş gibi kabul edip bu şekilde çağırabiliyoruz bunları. Hemen bunu da using'e ekledim. Bakın böyle bu controller create edilirken ASP.NET Core altyapısı tarafından create edilirken benim daha önce buraya vermiş olduğum burada scope, transient veya singleton olarak eklemiş olduğum modeller, interface'ler buraya parametre olarak gönderilecek. Şimdi buraya parametreyi ekledim. Bunun için hemen bir tane de field ekledim yukarıya. Burada da set ettim. Dışarıdan gelirse bana ben içeride bu değişkeni kullanacağım diye. Şimdi ne yapacağız? Artık burası bir controller. Controller'ların içerisinde HTTP GET yazarak bir tane GET metodu yazabiliyoruz. Biliyorsunuz HTTP protokolü parametre metot tipleri var. HTTP protokolü içerisinde. GET, PUT, POST, DELETE bunlardan birkaç tanesi. Biz bir tane GET kullanacağız. Biz tarayıcıyı açıp bir adres yazıp Enter'a bastığımızda o adres için HTTP'de default olarak GET metodu çalıştırılıyor. POST, DELETE, PUT diğerleri için artık daha gelişmiş HTTP trafiğinizi yönetebilecek, requestlerinizi yönetebilecek başka uygulamalar kullanmak zorunda kalacaksınız. Ben şimdi hemen HTTP GET ile contact DTO döneceğiz geriye. Hemen contact DTO. Bunu da ekledim using bloğuna. Contact DTO'yu ekle. Metodumuzun adı get. Get contact. Get contact olsun direkt. Ya da direkt contact olsun. Ya yani bu buradaki tabi şöyle yapalım. Bir de ID alacak. Integer bir ID alacak. Bu ID'yi burada şöyle söyleyebiliyoruz. ID diyoruz. Tabi buradaki isimle buradaki ismin aynı olması lazım. Sonra geliyorum artık. Burada bir tane kontak döneceğim. Bu kontaktı nereden alacağım ben peki? Burada bir tane servis yazmıştık daha önce. Bu servisin getContactById metodunu çağıracağım. Dışarıdan bana gelen ID olduğu gibi geri göndereceğim. GetContactById içerisinde bir tane kontak oluşturacak. Buradan gönderdiğimiz ID ile kontaktı normalde dediğim gibi veri tabanından vesaire alabiliriz. Ama biz oluşturduk. Bunu da geriye dönecek. Şimdi kontaktımızı controller kontak controller'ımızın altında kontak diye bir tane şey yarattık. Hatta buna direkt get diyelim. Direkt ismi get olsun. Şimdi bunu buradan set yani startup project olarak ayarlamıştık. Şimdi çalıştıralım projemizi. Projemizi çalıştırdıktan sonra weather forecast'e gidecek. Orası önemli değil. Benim kontrolörümün adresi neydi? API sonra kontrolörün ismi. Siliyorum bunu. API slash contact kontrolörümdü. Parametre olarak da integer bir şey göndereceğimi söylemiştim. 12 dedim mesela. Bakın 12 deyince 12 ID'li kontaktı normalde getirdi bana. Öyle düşünün. Yani 12 değil 15 yapalım. Veri tabanından 15 numaralı kontaktı gidip bulup geldiğini düşünün. Biz artık bu API'mizi, kontakt API'mizi bize cevap verebilir hale getirdik, değil mi? Neler yaptık bunun için? Contact API'mizin interface'inin durduğu, modellerinin durduğu ve işi yapan, gerçekten veri tabanından alıp gelen işleri yapan servisinin olduğu bir tane proje grubu yarattık. Bununla Contact API klasörü altına aldık. Contact API burada çalışıyor artık. Şimdi bunun aynısını reservation için yapalım. Geliyorum buraya.
Pardon. Add new project. .NET Core Class Library. Bu sefer artık contact API'nin altında değil, REST API'nin altında oluşturacağım bunları. Reservation API nokta infrastructure. Create dedim. Infrastructure geldi. Hemen bir tane daha oluşturuyorum. Add new project. Devam et. Yine aynı klasör altına, REST API altına atacağız bunları. Reservation.api.services olsun. Şu ismi kopyalayayım. Bir tane de modelleri ayrıca tutacağımız. Yani şu an size bunlar şey olarak geliyor olabilir. Yani boşu boşuna bu kadar iki tane class var içerisinde boşu boşuna burada proje yaratıyoruz diyebilirsiniz. Ama klaslarınızın, modellerinizin sayısı artmaya başladığında bu modeller ve bu API üzerinde çalışan elemanlarınızın sayısı birbirinden arttı, yani çok fazla artmaya başladığında bunları birbirinden ayırmak isteyeceksiniz. Ve bunları birbirinden ayırırken de buradaki yapılar ne kadar birbirinden ayrı olursa o kadar rahat edeceksiniz. API'dir, models'i hemen yaratıyorum. Buraya gelip yine hemen REST API'yi seçtim. Create ettim. Tamam, burada da aynısı oldu. Hemen burada da bir tane model yaratalım. Modelimizin ismi de Reservation olsun. Reservation CS. Hemen public yaptığım class'ıma erişilebilir. Bunun içerisinde ne var? Bir ID olsun yine. Kaydımızın ID'si olabilir. Prop, string. Hatta bu da integer olsun. Reservation numarası olsun. Reservation number. Hatta booking number olsun diye BKG number kullanalım. Date time oluşturalım bir tane hemen. Tipimiz bu check-in date'imiz olsun. Check-in date. Yine date time'ımız olsun. Check-out date. Bir tane rezervasyonun oluştuğu tarihimiz olsun. Res BKG date diyelim ona da. Bir tane de artık reservation'ın double tipinde amount olsun. Rezervasyonun tutarını tutmuş olalım. Bu reservation modeli içerisinde. Hemen bir tane de buradan interface'imizi oluşturalım. Dışarıda kullanacağımız. I reservation service isminde. Public yaptım hemen. Public bir tane reservation, buradaki reservation API modelimizin ismini de reservation DTO yapalım. Hemen buradayken F2'ye basıyorum. DTO olarak değiştirdim. Reservation DTO. Döndüreceğiz geri ama burada tabii model ekli değil. Hemen buradan geliyorum. Reservation API models'i ekliyorum. Reservation API için hemen using bloğuna eklememi yaptım. Get res by ID ya da by BKG number olsun. Hiç fark etmez. Burada da integer bir BKG number alsın. Tamam. Bu interface'imizin hemen bir tane servisini oluşturalım burada. Geldim. I değil. Reservation service dedim. Bu interface'ten türeyeceğini söyledim. Hemen class'ı public yaptım. Buna hemen şuradan dependencies olarak infrastructure'ı ekledim. Burada da hemen using bloğunu ekledim. Artık bu interface'i implement etmem lazım. Bu seçiliyken hemen şuradan implement interface derseniz modeli sizin için oluşturur. Burada da diğer tarafta yaptığımız gibi yani veri tabanından datayı bulup alıp gelmek olabilir. Ben burada böyle bir şey kullanacağım. Return dedim. DTO döneceğiz ama new'leyeceğiz bunu. Hemen buradan. Şimdi neyimiz var? Önce ID'miz var. ID'miz integer'dı. Bunu şöyle new random diyelim. Next diyelim. Şuradan 100'e kadar bir numara dönsün bize. Fark etmez kaç olduğu. Amount'umuz var. Amount'umuz için de aynısını yapalım. Şöyle. Bu da 10.000 liraya kadar bir şey dönsün bize.
Neyimiz vardı? BKG date'imiz vardı. BKG date'imiz datetime.now diyelim. Bugün olsun. Check-in date'imiz var. Check-in date'imiz de datetime.now.date, hemen bugünü alalım. Sonra add days ile örnek veriyorum 30 gün ekleyelim. Bugünden sonra, yani bugünden 30 gün sonra otele giriş tarihimiz olsun. Check-out date'imiz var. O da 37 gün olsun. Bir hafta kalmış olalım. Şurada iki tane eşittir oldu. Ne kaldı? BKG number. BKG number için de hemen rastgele bir şey generate. Pardon, BKG number'ı dışarıdan almıştık. BKG number'ı bunu geri döneceğiz. Burada bir tane daha servis yarattım ben. Şimdi buradaki API'ye geliyorum. Startup'a geliyorum. Dependencies, hemen önce bunları ekleyelim buraya. Startup'a geldim. Dependency injection yapmak için services. Add scoped. Hemen iReservation service. Bunu ekleyelim hemen using'e. Virgül reservation. Şunu iyi silelim. Bunu da ekleyelim. Ben ne zaman iReservation service'e ihtiyaç duysam benim için git bundan bir tane create et dedim. Controller'ım yok. Burada hemen bir tane controller yaratıyorum. API controller. İsmi reservation olsun. Hatta res olsun. Kısaltma yapalım. Ne yapmıştık? Bir kere constructor yaratıp jTOR tap tap constructor yaratıp hemen bir tane dependency injection kullanarak reservation service almıştık. Bunu hemen using'e ekliyorum. Şurada yine field oluştur benim için dedim. Reservation service geldi buraya. Artık işlemlerimde bunu kullanacağım. HTTP get'i kullanıyorum yine. HTTP get içerisinde yine ID alacağız. Onu biliyoruz. Şöyle ID dedim. Public reservation nokta api nokta models nokta reservation DTO gelecek dedik. Get olsun ismi de. Get bir tane parametre alıyor. Integer ID isminde. Sonra şurada kullanmış olduğumuz servisin reservation var. Burada BKG number var. ID'yi gönderiyorum. Return dedim. Tamam. Artık bu da benim için dışarıya burada göndermiş olduğum ID'ye göre kayıt getiren bir servis olmuş oldu. Şimdi buradan sağ tuş tıklayıp bunu startup project dedim. Bunu bir çalıştıralım şimdi. Bakalım gerçekten geliyor mu? Ana sayfada gelmesini beklemiyorduk zaten. API REST. Pardon, REST'ten sonra bir de ID göndermem gerekiyor. Evet, ID'yi gönderdim. Bir numaralı BKG number. Rastgele bir tane ID generate etti. Check-in, check-out tarihini vesaireyi. Rastgele bir de amount. Ben bu sayfayı her yenilediğimde yeni bir amount, yeni bir ID burada yaratmış olacak benim için. Gördüğünüz gibi rezervasyon API'mizde çalışıyor. Şimdi, diyelim ki bir tane mobil uygulamanız var. Mobil uygulamaya her seferinde, eğer API Gateway kullanmazsanız, her seferinde şunu demeniz lazım. Git X portundan kontakt API'yi çağır. Sonra git Y portundan git rezervasyon o kontaktın belki rezervasyonlarını listele. Sonra bunların ikisini birleştir göster tarzı şeyler söylüyor olmak gerekecek. Burada API Gateway'ler hayatımıza girerek tek nokta mobil application buraya gelecek, tek noktadan isteğini yapacak. Eğer birden fazla API'ye gitmek gerekiyorsa bütün işi API Gateway yapacak içerisinde ve işte port bu kontak ve rezervasyon API'nin çalıştığı portları bilmek zorunda da olmayacak bu. Sadece kendisi X portundan isteği alacak, içeride yönlendirmelerini, buradaki portlara yönlendirmelerini kendisi yapacak. Dış dünyada bizim API Gateway'imizi kullanan kimsenin benim rezervasyon API'min hangi porttan çalıştığını bilmesine ihtiyaç yok. Şimdi API Gateway oluşturmak için açık kaynak kodlu .NET bir tane kütüphanemiz var. Dependency ise sağ tuş tıklayıp NuGet Packages deyip aratalım onu. İsmi Ocelot. Yazamadım. İsmi Ocelot. Ocelot'u seçtim. Kur dedim hemen. Accept diyorum. Ocelot'u kurdu benim için. Buradan yine hemen şu default klasörlerimizi silelim. Bunlara ihtiyacımız yok. Artık bir tane Ocelot'u kurduk. Ocelot'u konfigüre edebilmek için bir tane
JSON dosyasına ihtiyacımız olacak. Add new item. Hemen şu sağ taraftan JSON diye aratırsanız burada app settings file gelecek. İsminin ne olduğunu önemi yok. Ben ocelot diyeceğim. Bir tane ocelot file yarattı. Buradan şunu silebiliriz artık. Buraya ocelot'un nasıl kullanıldığına dair hemen şeyleri bulalım. Ocelot'un bir tane dokümentasyonu var. Bu linki video altına bırakacağım. Buraya geldim. En basit haliyle şöyle bir şey yapabilirsiniz diyor. Bakın kopyalıyorum bunu. Kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Burada bir downstream bir upstream kavramları var. Bu şu upstream template dışarıdan bize gelen API gateway'e gelecek olan herhangi bir path. Bunu istediğiniz gibi bir şey verebilirsiniz. Bu downstream tarafı da ben bu path'e gelenleri hangi adrese göndereyim ayarları. Localhost'taki 80 portundaki HTTPS protokolü ile API post post ID bu şekilde gönderebilirsin demiş. Bizim şimdi contact ve reservation API'lerimiz var burada. Onları biliyoruz. Mesela rezervasyon için örnek veriyorum. R'yi dinleyelim ve yanında bir tane işte ID alacağımızı söyleyelim. R'nin yanında reservation ID'yi alıyorduk. Bunu da post, tabi burada get metodumuz var bizim. HTTP protokollerinden bahsederken onların metodları olduğundan bahsetmiştim. Birisi get ile R ID gönderirse bana benim yine lokal hostumdaki X portundaki HTTP olsun bu da. Fark etmez. HTTP bu portta çalışan REST API'sine git. Şimdi bizim rezervasyon API'sinin hangi portta çalıştığını ayarlamamız lazım. Ayarlayalım. Reservation API'mizde hemen Properties'de Launch Settings'e geldim. Burada HTTP üzerinden çalışırken kaç numaralı porttan çalışacağını söylüyor. Daha önce Contact API için burayı 9000 yapmıştık. 9001 diyelim buna da. 9001. Yani default olarak burada startup içerisinde HTTP redirection'ı kapatmazsanız bu portu kullanmayacaktır. Direkt buna yönlenecektir. Biz burada 9001'den çalışmasını istediğimizi söyledik. Bu IIS Express lokalimizde hemen F5'e basınca bir IIS Express oluşuyor bizim için. Bu IIS Express altındaki ayarlar bu profillerinden. Yani şu IIS Express için şurada da default adresi API res 1 yapalım. Direkt buna yönlensin. Açılır açılmaz da biz F5'e bastığımızda da buradan çalışsın. Ocelot'ta o zaman ne yapacağız? R ID gönderildiğinde lokal hostumuzda HTTP'yi kullanarak lokal hostumuzdaki 9001 portunu kullanacağız. Bunu 9001 yapıyorum. Adresimiz de API res burada daha önce parametre olarak gelen ID. Bunu böyle yapıp çalıştırabiliriz artık. Şimdi API Gateway çalıştıracağım burada. Yani burada set startup project olarak ayarla diyeceğim ama tabii reservation API'nin de çalışması lazım bununla birlikte ki ben eğer RID gönderdiğimde gönderirsem beni buna göndersin. O yüzden solution'a sağ tuş tıklayıp burada bakın burada startup'ta single startup project var. Burada multiple startup project'i seçiyorum. Reservation API'yi seçip buradan yukarı kadar taşıyorum. Önce bu çalışsın. Start diyelim. Daha sonra API Gateway'i start diyeceğim burada. Reservation API ile birlikte API Gateway de çalışacak. İkisi aynı anda ayağa kalkacaklar. Ben şimdi Ocelot'u burada projeye dosyalı olarak ekledim ama şeyi söylemedim tabii. Ocelot'u nasıl kullanacağını şeye söylemedik. Bu API Gateway projesine söylemedik. O yüzden hemen program CS'ye geliyorum. Bakın şurada Arcs'ın alt satırına inerek şöyle hemen şuraya configure app configuration'ı seçtim. Bu iki tane hemen host ve config diye parametre alacaklar. Tabii şurada ikinci parantezi de açayım. Şurada şunu kapatacağız. Sonra hemen süslü parantez aç kapa, ana parantezi kapa. Bunun altında config nokta add json file ile buradaki dosyamızı göstereceğiz. Eğer bir klasör altında olsaydı klasörün altındaki path'i de yazmak gerekecekti. Ama direkt ocelot json yazarak burada devam edebilirim.
Daha sonra bunu buraya eklemek yetmeyecek sadece. Startup'a gelip burada önce servisinin altına servis Ocelot'u bir servis olarak eklemek gerekecek. Add Ocelot. Burada hata alacak. Ocelot'u tanımadım ben diye. Bunu seçerek şu altında çıkan baloncuğa basarsanız dependency injection olarak oraya ekleyecektir yukarıya. En sonunda da şurada app.use Ocelot dersek yine aynı şekilde. Hatta bunu await ile bekleyelim. O zaman metodu asenkron yapmak gerekecek. Await ile de bekledik. Ocelot'u da kullanacak. Şimdi Start'a bastığımda Ocelot JSON'daki burada use Ocelot dedik. Servis olarak ekledik ve kullanacağımızı söyledik. Ocelot file'ı verdik. Konfigüre edildi. Ocelot file'ın içerisinde slash r slash id olarak bana bir şey gelirse ben bunu alıp localhost'umda 9001 portunda çalışan HTTP olarak apres id şeklinde göndereceğim dedim. Basıyorum Start'a. 9001 portu başka kullanılıyormuş. Tabii o bir tanesi çalışmadı ama diğeri çalıştı. Default portumuzu değiştirelim. Yani Reservation API'nin launch settings'inde 9001 olmasın. Öbürü 9000'di. Bu da 8000 olsun. 7000 olsun. Ayrım yapmış olalım. 7000'den çalışsın bu. Bu sefer Ocelot'a da gelip tabii burada 7000 artık HTTP olarak 7000 dedik. Şimdi çalıştıralım. Projeyi clear etsek de düzelecekti aslında. İki tane proje çalıştık. Couldn't parse JSON file, JSON line 1'de byte position 2 expected. Ocelot'un yerinde eksiklik var. Bu parantez bunun eksik bu bunun eksik yok aslında. Ha evet şey root tabii şuradan kopyalarken routing'de şu roots'un içerisinde olması gerekiyor bunun. Onu söylemediğimiz için aslında hemen örnek varsa burada root bakın şuradaki gibi olmak durumunda. Onu atlamışız tabii. Hemen şunu şöyle kopyalayayım. Buraya attım. Birden fazla root tanımlayabiliyoruz çünkü. Burada da köşeli parantezi kapatalım. Şurada da en dıştaki süslü parantez var. Tamam böyle çalışacaktır. Bir solution'u clean edelim. Cache'de bir şey kalmışsa onlar temizlensin. Start'a basalım. İki tane pencere açılacak. Bir tanesi API Gateway için, bir tanesi Reservation API için. Burada ne aldık? Invalid property name expected 3. JSON file'da yine bir problem var sanırım. Yani buradaki şu süslü parantezler fazla o yüzden. Roots'un altında zaten vardı. Şunu sadece silsek yeter. Şöyle tekrar formatlayalım. Root dizi bir tane var. Evet şimdi tabii ikisinin de çalışması lazım. Start diyelim. İki pencere açılıyor. Evet bu sefer hata yok. Tabii şey hatası hariç. Burada default olarak şunu fazla koymuşuz. Şöyle yapalım. Bakın REST API çalışıyor. Şimdi burada ben bu da API Gateway'imin projesi. Bunu hemen şöyle sol tarafa alayım. API Gateway'ime giderken ben ne dedim? Slash R slash integer bir value gönderdiğimde kendisi içeride gidecek. Lokaldeki şu adrese istek yapacak ve buradaki datayı alıp gelecek. Enter'a basıyorum. Bakın gitti Reservation API'den BKG Number'ın içinde olduğu. Reservation API'den bir tane adres getirdi. Halbuki benim Reservation API'm 44306 portunda çalışan API ile devam eden herhangi bir şeydi. Ama ben buradaki adresi bilmiyor olmama rağmen sadece buradaki veriyi kullanarak, buradaki adresi kullanarak API Gateway'in beni buraya yönlendirmesini sağlamış oldum. Burada yapmaya çalıştığımız şey tam olarak da bu. Biz API Gateway'e geldiğimizde o bizi daha önceki projelere göndersin. Şimdi kapatalım iki projeyi de. API Gateway'e tanımladık REST için. Bir tane de container için özür diliyorum. Kontakt için bir tanımlama yapalım. Kopyaladım bunu sadece. Alt satıra indim. Hemen demiştik root'lar dizi olarak alıyor bunları. REST değil. Kontakt. Buraya yine kontakt olarak API ID'yi gönderiyorduk. Şurada hatırlayacaksınız.
Controller. Bakın ID'yi gönderiyorduk. API, controller'ın ismi, ID'si. Kontakta göndereceğiz. Buradan da C alalım. Yani hiç fark etmez. John da alabiliriz. Burası gerçekten fark etmez. Kontakt hangi şeyde çalışıyordu? Hemen onun property'lerine gelelim. 9000 portundan çalışsın. HTTP'ye gidecek. Bunun HTTP redirection'ını kapatmış mıydık? Kapatmıştık. HTTP'den de çalışacak. İstiyorsanız HTTP'ye HTTPS olarak da gönderebilirsiniz. Orası fark etmez. Contact ID, CID. Tamam, artık CID diye çağırırsam da beni kontakta alıp gönderecek. Şimdi şöyle yapalım. Şurada multi project seçmiştik açılırken. Reservation API, API Gateway. Şimdi de bunu da yukarı alalım. Bunu da start edelim. OK'ye basalım. Bastım F5'e. Start'a. 3 tane açıldı bu sefer. Ya burada tabii bu portları görüyoruz ama bunlar dediğim gibi HTTPS portları. Onu da şöyle düzenleyelim isterseniz, kafa karışıklığı olmasın. API Gateway Properties. Bakın bu HTTPS'ten 443.70 yapalım bunu. Yani burada 7000'den başlıyor. Burada 7000 olsun. Hatta 7001 olsun. 7001 portundan Reservation API'ye hizmet verelim HTTPS olarak. O zaman bunu 7001 yapalım. Bunu da HTTPS yapalım. Reservation API. Contact API'ye gelelim. Contact API'nin property'lerinden de 9001 olsun bu da. 9000 HTTP, 9001 de HTTPS portundan hizmet verecek. Buradan da artık 9000 Contact API'ninkinde 9001 yapalım. HTTPS yapalım. Tamam, şimdi 7001 portundan buradaki Reservation API'mizin HTTPS portundaki şeyi çalışacak. Projemiz çalışacak. Contact'ın da HTTPS'i 9001'den çalışacaktı. Bunları konfigüre ettik. Şimdi tekrar bir clean yapıp basalım. API Gateway'imizin hangi porttan çalıştığının şu an için önemi yok. Onu daha sonra da ayarlayabiliriz. Önemli olan altında çalışan servisler. Ne hatası aldık? Unable to connect IIS Express. Bir durdurup yeniden başlatmak gerekebilir. Şöyle bir build edeyim. Rebuild. Sonra artık start'a bastım. Yine aynı hatayı aldım. IIS Express başlatılamadı. Hangileri başladı peki? 7001 başladı. 7001 hangisiydi? REST API'ydi. Contact API 9001'den başlayamadığını söyledi. Contact API Line Settings 9000 ve 9001. Bir kontrol edeyim ben bunu. Hemen devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar, ben sorunu buldum. Visual Studio yönetici olarak başlatmak gerekiyordu. Az önce denemelerimizi yaparken cache'te kalmıştı. HTTPS ile ilgili problemi de düzelttim. Buradaki contact API'mizi launch settings'den gelip 443.90 ile başlayacak şekilde. HTTP'den gelirsek eğer 9000, HTTPS'den gelirsek 443.90. Reservation API'mizi buradaki ayarlarda 443.70'den. API'mizin kendisinde, API Gateway'imizin kendisinde 443.10'dan HTTPS üzerinden gideceğimizi söyledik. Ocelot Settings'e dedik ki re/id gelirse bu benim için reservation'dır. API res id'ye gönder HTTPS üzerinden 443.70'dekine, 443.90'dakine de kontakt olarak gönder dedik. Şimdi çalışması lazım. Bir tekrar çalıştırıyorum. Bakın onlu olan API Gateway'imizdi. Bu API Gateway olarak kalsın burada. Burada 90'ımız var. Burada first name döndü, last name döndü. Bu contact. Burada da reservation'ımız var. Rezervasyonla ilgili detaylar döndü. Refresh edersek her seferinde amount'ın vesaire değiştiğini görürüz. Şimdi bunlar benim bu makinede çalışan IP şeylerim, API'lerim. Burası da benim API gateway'im. Ben şimdi hiç buradaki adresleri bilmeden tanımlamalarımı yaparken re/bir id gelirse bana rezervasyonunu getireceğini söylemiştim onun. Bakın şu üstteki gibi bir kayıt geliyor. Rezervasyon.
Eğer C/ dersem de benim için kontaktı getireceğini söylemiştim. Şu makinaların yani dış IP'lerinin olmasına bile gerek yok. Bunlar içeride çalışan makinalarınız da olabilir. Ben dışarıdan istekleri 443.10 portundan alıyorum. İçeride bu benim için ilgili satırları, ilgili kayıtları, yönlendirmeleri buralara yapıp bunları çağırıyor. Bunların ikisini aynı anda çağırıp bana datayı da getiriyor olabilir. Onlar ayrı konular. Ama bugün bahsetmek istediğim nokta API Gateway'in kurulumu, kullanımı, konfigürasyonu ile ilgiliydi. API Gateway'de bu konfigürasyonları yaparak arka tarafta çalışan başka API'lerden cevaplarımızı alarak ekranda göstermeyi başardık. Bir sonraki videomuzda bu API Gateway'i artık önce GitHub'a yükleyip oradan Docker üstünde Jenkins aracılığıyla çalıştırmak için uğraşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.